Frankfurt şehrinde Röpstock Park'ta Dersim Festivali'ndeyiz. Yanımızda şu an Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Onursal Başkanı Turgut Öker var. Tabii ki konumuz Dersim Sayın Öker. Dersim Festivali'ndeyiz. Öncelikle sorularımız da Dersim üzerine olacak. Ki tabii ki Dersim denince önce akla asimilasyon geliyor. Devlet şu an AKP-MHP iktidarında son hızla sürdürdüğü bir asimilasyon politikası var. Ve aynı zamanda bu asimilasyon politikasına da hizmet eden Dersimler var. Örnekleri de çok. Bu konuyla ilgili değerlendirmelerinizi alalım. Ya şu an Türkiye coğrafyasında yerleşik halkın %100'ünün Alevilerden, Kızılbaşlardan oluştuğu tek şehir Dersim. Kamu görevlerini çıkarırsanız normal yaşayan halkın büyük bir bölümü Alevi değerlerine sahipler. Dolayısıyla da devletin Aleviliği ve Alevi değerlerini tahrip etmesinden Dersim'i üst olarak benimsemesi kendi görevidir. Misyonunu sürdürüyor. O anlamda çok şaşılacak bir şey yok. Yani Aleviliğin kökü kurutulacaksa Aleviliğe can veren damarların kurutulması gerekir. O açıdan da ta 90'lı yıllardan itibaren Avrupa Alevi Hareketi'nin hep gündeminde olduğu Dersim. O anlamda da bugün kamuoyu bilmiyor ama şu an Dersim'de bir tane cemevi var. O cemevinin Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu olarak biz inşa ettik. Merkezi cemevini Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu'nun maddi katkısıyla biz inşa ettik. Bunu yaparken de amacımız tabii ki Dersim'de Alevi değerlerini yaşatmaktı. Ama bu süreç içerisinde yani ne yazık ki tam anlamıyla Dersim'de Aleviler olarak biz örgütlenemedik, kurumlaşamadık. Devlet o kendi sinsi anlayışını bugün cemevi üzerinden de, ocaklar üzerinden de hayata geçirmeye çalışıyor. Bu anlamda şu anki orada yaşayan olumsuzluklardan yani açıkça ifade etmem gerekir ki size bizim de bunda bir payımız var. Yani devlet dediğim gibi kendi tarihsel rolünün gereğini yerine getiriyor. Ama biz kendi rolümüzü tam anlamıyla yerine getiremedik. Düşünün kocaman bir şehirde sadece bir cemevi var ve bugün o cemevini de kontrolgarıyla ele geçirmiş durumda. Daha çok asimilasyon merkezi olarak orayı kullanıyor, değerlendiriyor. Ben son bir yıl içinde bile bu pandemi koşullarında bile 5 kez Dersim'e gittim. Daha 2 hafta önce yine Dersim'deydim. Yani birebir gözlemliyoruz. Sadece yukarıdan değil, fiilen ocaklara giderek, halkın içine giderek de gözlemliyoruz. Yeni kuşağa, bizden sonra kuşağa Aleviliği ve Kızılbaşlığı aktarmamak için ellerinden gelen bütün sinsi oyunları hayata geçiriyorlar. Zamanında Feytullah'ın yurtlarıyla, Feytullah'ın okullarıyla asimilasyonu, dershaneleriyle hayata geçirmeye çalıştılar. Şimdi en kolayı işte birkaç ocak yandaşın yanlarına alıyorlar ve onlar üzerinden Aleviliğe darbe vuracak yani sinsi karanlık emellerini hayata geçiriyorlar. Ve bizler de düşünün koca Dersim'de sonuçta kendi diliyle, kendi inancıyla özgün bir yeri olan Dersim Aleviliğine uygun koca şehirde bir tane kreşimiz yok. Koca şehirde bir tane yurdumuz yok. Koca şehirde bir tane bakım evimiz yok. Yani şimdi Alevilik neyle yaşayacak sadece? Yani sözle yılda bir iki defa cemle olmayacak bu iş. O nedenle de yani bizim de gerçekten yani gelinen noktada kendi halkımıza, yeni kuşaklara bu değerleri aktarma noktasında somut açılımlar sunmamız lazım. Yani sadece olayı politik arenada bırakmak yeni kuşaklara kimlik aktarımını sağlamıyor. Eskiden ocaklar fiilen kendi tarihsel görevlerini yerine getirirlerdi ve kuşaktan kuşağa bizim değerlerimiz aktarılırdı. Şimdi bu yapılanmanın ortadan kalkmasıyla birlikte, göçle birlikte ortada ciddi bir boşluk var. O anlamda da bugün yani şehir Dersim olmasına rağmen Alevilerin ana yurdu, ocaklar yurdu ve orada Alevi değerleri hayata geçmiyor. Belki merkezde yani cem yapılmıyor. Şu an devlet de orayı tamamıyla kendi eline almış olması nedeniyle de olayın daha çok da tahribat boyutuyla uğraşıyorlar. Merkez şu an asimilasyon politikalarının merkezi, merkezdeki cemevi dediniz. Fakat bir de son günlerde Munzur Üniversitesi bayağı bir konuşuluyor. En son Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu Hazreti Ali Gençlik Merkezi'nin açılmasında Munzur Üniversitesi'nin payı olduğu söyleniyor. Bir de doğru, böyle bir durum var. Doğru. Şimdi tabii yani olay sadece inansal alanda
yani sınırlı kalmaz bir tahribat. Yani her alanda kendi karanlık emellerini hayata geçirmeleri lazım ki bu asimilasyon politikası başarılı olsun. Eğitim alanında bunu yapıyorlar, inanç alanında bunu yapıyorlar. Toplumsal alanında inanılmaz bir tahribat yaratıyorlar. Yani şu an devletin kendi güvenlik görevlileri aracılığıyla gençleri zehirliyorlar. Yani ciddi şekilde esrar, diğer alışkanlıkları bunları yaygınlaştırıyorlar. Bu nedenle de şu an yani eğitimsel anlamda şehrin dokusunun değiştirilmesi noktasında Munzur Üniversitesi bir karargah gibi çalışıyor. Öğretim görevlileri ve görevlendirdikleri sözüm ona Alevilikle ilgilenen şahıslar yani devletin yani birebir yedek gücü olarak hizmette bulunuyorlar. Hizmet ediyorlar. Evet Sayın Öker, isterseniz bir de şu an Avrupa'dasınız. Avrupa'da paneller düzenliyorsunuz çeşitli cemevlerinde. Siz aynı zamanda onu da buradan tekrar belirtelim. Halkların Demokratik Partisi İnanç ve Halklar Komisyonu Alevi Masası eş sözcüsünüz. Biraz da bu konuya değinelim. Aleviler bu Halkların Demokratik Partisi'nin çıkarmış olduğu Alevilere eşit yurttaşlık talebiyle ilgili bir kitapçık, broşür var. Aynı zamanda hem Türkiye'de hem Avrupa'da vekiller ve o masada sorumlu olanlar bunu kitlelere anlatmak için dolaşıyorlar. Siz de bu anlamda paneller düzenliyorsunuz. Biraz da o panellerden bahsedelim isterseniz. Nasıl gidiyor? Şimdi tabii ben 2015 sonrası Avrupa Birlikleri Konferansı'nın iradesiyle kısa süreli de olsa parlamentoda yer aldıktan sonra milletvekilliğinin son ermesinden sonra doğal olarak yani burada işte yıllardır içinde yer aldığım Alevi mücadelesinin bir şekilde hayata geçirilmesinden bizlerin bir alanda yoğunlaşmamız gerekiyordu. Doğal olarak da bu alan Alevi alanı olacaktı. Hem Türkiye'deki bizim Alevi örgütleriyle bağlantılı güncel sorunlar ışığında ne yapılması gerekiyorsa onları yapmaya çalıştık. Diğer taraftan da hepimiz de artık biliyoruz bunu, ezberledik. Türkiye'de Alevilerin hiçbir sorunu yok ki o sorun siyaset üzerinden çözülmeyecek olsun. Bütün sorunlar siyaset üzerinden çözülecek sorunlar. Dolayısıyla da yani biz toplumsal alanda ne kadar güçlü örgüt kurarsak kuralım, baskı güçleri oluşturursak oluşturalım, bunun siyasete mutlaka bir müdahalesinin olması gerekiyor. Yani siyaset üzerinden yani siz yani cemevleri meclis diyecek ki burası diğer inanç yerleri gibi ibadet yeri. Zorunlu din derslerinden tutun köylere cami yapma zoraki ve diğer baskı unsurlarının hepsi siyaset üzerinden geri püskürtülecek şeyler. Bu anlamda da Halkların Demokratik Partisi içerisinde ifade ettiğiniz gibi Halklar ve İnançlar birimi var, komisyonu var. Onun içerisinde ben siyaset yasaklı olduğumdan dolayı fiilen görevim olamadı şimdiye kadar. Danışmanlık yaptım. Danışmanlık yapıyorum daha doğrusu. O kapsamda da baktık Türkiye'nin 100 yıllık tarihinde hiçbir siyasi hareket, parti dahil olmak üzere Alevilerle ilgili bir saptama yapmamışlar. Alevilerin sorunlarını kendi programlarına almamışlar. Alevilerin sorunlarını nasıl çözeceklerine dair bir vaatte de bulunmamışlar. Ve bu eksiklikten yola çıkarak böyle bir çalışma yaptık. Ve milletvekili arkadaşlarımızla ve bu alandaki diğer arkadaşlarımızla bir kitapçık ortaya çıkardık. Ve o kitapçıktan bizim son 30 yıldır Alevi hareketi olarak Aleviliğin bugün Aleviliğin karış karışıya kaldığı sorunların analizi, durum tespiti arkasından da mevcut bu sorunlar nasıl çözülür? Bu sorunlara dair HDP ne diyor? Bu iki başlık altında yoğunlaşmış kitapçık çıktı. Şu an arkadaşlarımız Türkiye'de alanlarda geziyorlar, tanıtım yapıyorlar, halkla buluşma etkinlikleri yapılıyor. Ben de şimdi haftaya döndüğümde Tekirdağ'da, İstanbul'dan Alevi kurumlarıyla bir araya geleceğiz. Burada ben daha çok şu an genel olarak Aleviler ne yapmalı? Çünkü ben bir 30 yıl buradaki örgütlenme ömrümü verdim. Dolayısıyla da başından bugüne kadar bu sürecin içerisinde yer alan bir insan olarak pandemi sürecinin sonrasında halkımızın cemevlerinden yani pandemi nedeniyle uzaklaşması karşısında bizim tek
tekrar cemevlerimizi, örgütlü yapımızı buradaki toplumsal yaşamın merkezine koymamız lazım. Eski hareketliliğe dönüştürmemiz lazım ve o noktada ben genel olarak bu panellerde içinde bulunduğumuz durum, yarın ne yapmalıyız, adebilerin yani bugün karış karışıya kaldığı sorunlarda vermesi gereken cevap nedir? Yani alevler ne yapmalı başlığı altında bu seminerlere veriyoruz ve yoğun katılım oluyor. Yani bulduğunuz karşılık nedir bu? Yani işte normal kamuoyu izliyor artık. Yani gittiğimiz yerlerde cemevleri tıklım tıklım. O anlamda da demek ki bir toplumsal ihtiyaç var. Yani bizim hiç bu olayı sürece bırakmadan yani her yönüyle yani son iki yıllık boşluğu doldurma açısından her yönüyle kültürel yönden, eğitsel yönden, programatik yönden kaldığımız yerden tekrar yani Avrupa'da cemevlerimizi, federasyonlarımızı, konfederasyonlarımızı adebilerin yaşamının merkezine oturtmamız gerekir. Yani bu süreci çok fazla ıskalarsak, bugünün temel sorunlarına cevap veremezsek topyekun kaybedebiliriz. Bir de Türkiye'de şu an yani bir final yılına girdik. Evet. Yani gittiğimiz yerde de söylüyoruz. Tüm demokrasi güçleri açısından neredeyse ölüm kalım yılım. Önümüzdeki bir yıl. Ve bu süreç içerisinde tüm demokrasi güçlerinin birliğini sağlamazsak hep birlikte kaybedeceğiz. Yani bu dolaşmadaki en önemsediğim noktalardan birisi de gerçekten bu 2015 ruhunu Alev Hareketi'nde tekrar bizim canlandırıp hayata geçirmemiz lazım. Yani hepimiz de gördük artık tek başına kurtuluş yok. Yani mazlum halkların hiçbirinin tek başına bir diğeriyle dayanışmadan, kol kıra girmeden tek başına sorunlarını çözme şansı yok. Alevilerin de yok. O nedenle de demokratik güç birliğini ne yapıp edip en kısa süre içerisinde hayata geçirmemiz gerekir. Yani bulunduğumuz şehirlerde şimdi tatil sonrası büyük bir ihtimalle de artık seçimler ve Türkiye'nin gündemine girecek. Bizim de gündemimize girecek Avrupa'da yaşayan insanların. O anlamda da şimdiden bu sürecin ihtiyaçlarına birlikte cevap verme noktasında da yan yana gelmemiz kaçılmaz. Sayın Öker, son olarak şunu sormak istiyorum. Bir karşılaştırma yapmanızı istiyorum daha doğrusu. Türkiye'de de malum siyasi kimliğinizden dolayı cemevlerine gidiyorsunuz. Alevi toplumuyla, Alevi önderleriyle buluşuyorsunuz. Tabii ki Avrupa'da da buluşuyorsunuz şu an olduğu gibi. Karşılaştırma yapmanız gerekirse talepler noktasında ve öneriler noktasında neresi daha ağır basıyor? Yani sorunların kaynağı Türkiye olduğuna göre orada olması gerekiyor ama orada bunlara eğilen kesim var mı? Kafa yoran kesim var mı? Var tabii ki. Yani bu son aylarda Pir Sultan'ın genel kurulu vardı ve oradan son derece dinamik, mücadelenin içinden süzülerek çıkan arkadaşlar yönetime geldiler. Bir canlılık yarattılar. Daha geçen hafta Alevi Bektaşi Federasyonu'nun genel kurulu vardı. Oradan da yönetime gelen arkadaşlar bütün ABF'yi oluşturan bileşenleri temsil eden bir irade yönetime geldim. Herhangi bir yarış yaşanmadan, liste savaşı yaşanmadan. O anlamda yani Türkiye'de de yani Alevi hareketinde yani son pandemi süreci sonrasının tekrar canlanma çabalarını görüyoruz. Yani doğru yönde. Diğeri tabii şimdi biz burada festival alanındayız. Böyle bir festivali Türkiye'de siz şurada bulunan canlar kadar Türkiye'de polis olmadan etkinlik yapamazsınız. Bir de biliyorsun son zamanlarda çoğu konserler, festivaller yasaklanıyor. Evet. O nedenle de yani nispi demokratik koşullar çok birbirinden farklı. Yani buranın bu nispi demokratik atmosferiyle Alevilik burada özgürce kendisini ifade edebiliyor. Türkiye'de ciddi bir şekilde baskı karşısındayız. Yani her zaman söylediğimiz gibi bu Yezid zihniyeti tamamıyla Aleviliği kendi kökünden kurtarak Aleviliği kendi inancı içerisinde eritme çabası içerisinde. Bu nedenle de çok meşru şekilde burada olduğu gibi rahat bir şekilde faaliyet yürütmeniz mümkün değil. Yani burada neyi doğru buluyorsanız hayata geçirebilirsiniz. Ama Türkiye'de onun koşulu yok. Yani o nedenle arasında çok ciddi farklılıklar var. Yani Avrupa'nın her zaman olduğu gibi bu nispi demokratik koşullardaki özgürlüğünden kaynaklı üretkenliği Türkiye'de ne yazık ki yok. Yani o anlamda da kendisini ifade etmede arada ciddi farklılıklar var. Eyvallah Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. Eyvallah, sağ olun.